Son yıllarda tüketicilere maalesef satıcılar tarafından yanlış bilgi verilmektedir. Faturanın garanti belgesi yerine geçtiği, garanti belgesine gerek olmadığı yönünde açıklamalar yapılmaktadır ve maalesef tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili olarak garanti belgesini aramayarak, hatta garanti belgesine satıcı tarafından imza almayarak daha sonra o ürünle ilgili herhangi bir arıza meydana geldiğinde ve satış sonrasına gönderilmek istendiğinde bir takım problemler yaşamaktadırlar. Bütün bunları tam anlamıyla sağlamış tüketiciler de karşılaştıkları arızalarda satış sonrasına, yani servise gönderildiklerinde de yine mağduriyetlere uğramaktadırlar. Bu mağduriyetlerden bir tanesi azami tamir süresi 20 iş günüdür. Ancak 10 iş gününü aşan tamir sürelerinde tüketicilere tamir edilen ürünün aynısını kullanıma sunmak zorundadır üretici, satıcı ve sağlayıcı. Fakat maalesef servisler bunu ya bilmemekte ya da işlerine gelmemektedir ve tüketiciler maalesef 20 iş gününün sonuna kadar ürünün onarılmasını beklemektedirler. Burada çok önemli dikkat edilmesi gereken, eğer 10 iş gününe uzayan bir tamir süresi varsa mutlaka tüketiciler o servisten aynı muadil ürünü talep edip kullanımına sunmalarını istemelidirler. Bu birincisi. İkincisi, özellikle servise verildiği zaman oluşturulacak teknik servis fişinde arızanın doğru olarak teknik servis fişine yazılıp yazılmadığını tüketiciler kontrol etmelidir. Sebebine gelince, bazı servisler onarımını yaptıkları ürünün daha sonra teslim ederken maalesef arızasını aynen oraya yazmamakta, genel bakım yapıldı, genel temizlik yapıldı gibi ibareler yazmaktadırlar. Dikkatli olmayan tüketiciler bunlara dikkat etmedikleri takdirde mağduriyete uğramaktadırlar. Bu mağduriyette aynı arızadan garanti süresi içerisinde aynı arıza tekrarladığı zaman tüketicinin seçimlik hakları vardır. Onun için tüketiciler özellikle 10 iş gününe, tamir süresinin aşılıp aşılmadığına, teknik servis fişinin düzenlenip düzenlenmediğine ve onarımın yapıldığı takdirde de teknik servis fişi tekrar kendilerine verildiğinde arızanın doğru olarak o teknik servis fişine kayıt edilip edilmediğine dikkat edilmelidir. Dikkat etmelidirler. Eğer bunlara dikkat ettikleri takdirde uğrayabilecekleri mağduriyetlerinin önüne geçebilirler.